Evet. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün gündem için özellikle İstanbul'un en tarihi semtlerinden Üsküdar'a geldik. Üsküdar'da şöyle bir boğaz kenarında yürüyeceğim, sizlere boğaz havası aldıracağım. Ve boğaz havasını alırken de işte görüyorsunuz arkamda hemen yan tarafta Beşiktaş'a veya Eminönü'ne giden tekneler var. Size biraz İstanbul'u da göstereyim. Ve tabii ki Türkiye'nin çok yoğun olan savunma ve havacılık yanında da sivil havacılık gündemiyle ilgili beraber konuşalım. Neler yapılıyor, neler gelişmeler neler. Bu hafta biraz tabiri caizse kaytardık. Hatırlayacaksınız bir önceki videomuz, gündem videomuz Selanik'tendi. Selanik'te dolaştım, Atatürk'ün evini ziyaret ettik beraber. Arkasından Antalya Yıldız'daki kazayla ilgili bir videom vardı ve şimdi tekrar gündemle beraberiz. Evet, ilk konumuz Türkiye'nin kongredeki bekleyen F-16 alım mektubu Türkiye'nin var. Ve nasıl gidecek, ne yapılacak, ne edilecek bunlarla ilgili gelişmeler. Bunlar gerçekten çok yeni. Ama şunu da söyleyeyim. Masada Türkiye'ye 40 tane F-16 Block 70 satışı varken Amerika aynı zamanda da kongreye giden mektupta da Yunanistan'a 40 adete kadar çıkan F-35 satışı var. Şimdi biraz bunlarla ilgili konuşalım isterseniz. Bu arada çekimlerimizde benim 2 numaralı kızım Derin Özbek de eşlik ediyor. Beraber geliyoruz. Onun da bu sabah bir spor dersi vardı. Çıktık oradan Üsküdar'da. Berkant'la beraber yürüyoruz. Berkant sesimle ilgili problem yok değil mi? Gayet güzel ama biraz rüzgar var tabii. Rüzgar yapacak bir şey yok. Boğazın rüzgarı bu. Şimdi Türkiye yaklaşık 2 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne malum bizi F-35 programından çıkardı. Kendisinin Amerika'nın kaynaklarının verdiği bilgiye göre de S-400 hava savunma sistemlerini almamız nedeniyle. Bunu çok soruyorsunuz. Bu Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaları ben veriyorum size. Bir gazeteci olarak resmi açıklamalar bizler için çok önemli. S-400'ü alınca Amerika bizi F-35 programından çıkardı ve Türkiye'nin ödediği yaklaşık 1.2 milyar dolar bir ödediğimiz para var. Türkiye'nin içinde normal endüstriyel ortaklıklar içerisinde üretilen parçalar var. İşte TUSAŞ'ın ürettiği, orta gövdesi, Alp havacılığın ürettiği motor parçalarına kadar Kale grubunun ürettiği parçalar gibi çok ciddi miktarda parça üretim var. Bunlar da tabii hemen kesilemedi. Belirli bir süre sonra kesildi. Türkiye dedi ki madem F-35'leri Amerika vermiyor, ara uçak ihtiyacımız var bizim. Milli Muharip Uçak Kaan hizmete girinceye kadar bunun karşılanması gerekiyor ve 40 adet Block 70 F-16 istedik. Eldeki 79 adet F-16'nın da modernizasyonunu için kitlerin alınmasını Amerika'dan talep ettik. Mühimmatlar şunlar bunlar neredeyse 2 yıl aşkın süredir bizim bu talep mektubumuz bekliyordu. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden'ın görüşmelerinden sonra malum işte Türkiye-Amerika ilişkileri dibe vurmuş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiği İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının arkasından da bununla ilgili süreç için Biden düğmeye bastı. Önce kongre üyelerine mektup gönderildi ve arkasından da bunun senatoya, kongreden çok özür dilerim, geçmesi ve arkasından da bunlarla ilgili sürecin başlaması için düğmeye dün gece itibariyle basıldı. Şimdi Amerika'da işler basitçe şöyle yürüyor. Kongre'ye bir NATO üyesine herhangi bir silah satışı için bir talep gittiği zaman burada 15 gün karşı bir yasa tasarısı verilmediği durumda bu kongreden onaylanıyor. Eğer bu ülke NATO üyesi değilse bu süre 30 güne kadar çıkıyor. Ama tabii Türkiye'de biliyorsunuz Amerikan Kongresi'nde Rum, Yunan lobileri var. İsrail'i destekleyen Musevi lobileri var. Bunlar ne diyecek? Bir karşı bir yasa tasarısında bulunacaklar mı? Bunları merakla bekliyoruz. Neler olacak, ne bitecek? Bunlarla ilgili bir yasa tasarısı ortaya konup iptale giderse konu, bu tabii Türkiye'ye verilmemesi anlamına geliyor ama şu anlık gidişat iyi gibi gözüküyor açıkçası ama işler nereye gidecek, ne yapacak, ne edecek? Her an farklı rüzgarlar esebilir. Olumlu anlamda da, olumsuz anlamda da bunlar nereye gidecek? Peki biz ilk uçuşunu 1974'te yapmış F-16'ların son versiyonu. Block 70'lerden 40 adet alacağız. Türkiye'nin bu adımıyla birlikte ne yazık ki kongreden de geçen
Yunanistan'a F-35 tedariki var. Şimdi Türkiye'nin aldığı 4. nesil, hatta AES radarıyla 4.5. nesil diyelim, F-16'lar. Modernize edeceğiz. Ona yakın blok 70 standartlarına yükselteceğiz 79 adet F-16'yı. Tamam, ara uçak ihtiyacını Milli Muharip Uçak Kağan gelinceye kadar çözüyoruz. Peki sonra ne olacak? Yunanistan 40 adet F-35 alımı için düğmeye basılmış durumda. Ve bu uçaklarla ilgili de teslimat süreçleri 2025 gibi çok erken tarihler. İlk etapta 20 adet F-35'in verilmesi planlanıyor. Bir de 20 adetlik opsiyonu var. Toplam 40 adete çıkacak gibi duruyor. Bu konu, Yunanistan'ın F-35 alması, Ege'deki Türkiye ve Yunanistan arasındaki güç dengesini bozacak. Yani Yunan F-35'i radara görünürlüğü çok düşük bir uçak. Stealth, 5. nesil. Herhangi bir şekilde bu dengeleri bozacak adımlara karşı neler atılacak? Ben de açıkçası en merak ettiğim, bizlerin çok merak ettiği konuların başına geliyor. Şu an 5. nesil savaş uçaklarını radardan görebilmek zor, tespit edebilmek zor. F-35'in farklı özellikleri var. Bunların başında da kendisi uçarken farklı alanlarda farklı radar görüntüler oluşturabiliyor. Ve sahte hedeflere doğru iletebiliyor. Veya işte oturduğunuz bir F-16 ile dogfight'a girdiği zaman F-16 onu çok yakınına gelmesi lazım görebilmesi için radarından, çok uzaklardan bir tespit edip füzesini attığı zaman gerçekten çok büyük bir risk. Bunlar da dengeler açısından önemli, üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi. Kısaca bu gelişmeler enteresan bir şekilde. Tabii bir de şeyi de söylememiz lazım. Kongre'ye giden satışlarda Türkiye açısından konuşuyorum. Türkiye 40 F-16'ya, 79 adet modernizasyona talep edilen mühimmatlar var. Bunlar liste satış fiyatları üzerinden yaklaşık 20 milyar dolardı. Son bilgiler gelenler 23 milyar dolar. Çok da ciddi bir para ödeyeceğiz. Ama diğer taraftan da işte Yunanistan 8.3 veya 6 milyar dolar olması lazım. Yani bunun yarısından da düşük bir fiyata 40 adet F-35 alıyor. Bunlar nereye gidecek? Soru işaretleri. Muhtemel bu F-16'nın alım süreci eğer onaylanırsa arkasından gelecek blok 1 olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak Kağan için 80 adetlik F-110 motoru var. F-16 motoru bunlar. Muhtemel onlar süreçler geçecek diye tahmin ediyorum ama işte Amerika köprüden geçerken ayıya dayı dedirtebiliyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ben de Washington'dan, Ankara'dan esecek rüzgarları merakla bekliyorum ama en azından bu kritik süreç bir şekilde aşılmış gibi duruyor. Evet. Şimdi Üsküdar'dan başladık, deniz kenarından yürümeye şöyle daha kuzey tarafına doğru, Beylerbeyi, Beykoz tarafına doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Sahilden biraz içeri geldik. Sahil bitti çünkü tekrar biraz sonra sahil başlayacak. Yine sahile doğru geçeceğiz. Kalabalık bir gün içerisinde sizlere işte otomobil trafiği, yaya trafiği oldukça yoğun. Bir yandan da onları da görmüş, İstanbul'u merak edenler için bu tarafı bunları da göstermiş olalım. Geçtiğimiz çekimlerde Berkant tabii gimbal'larda dediler. Gimbal, şu an çekimlerimiz arkadaşlar gimbal olarak adlandırılan, elde bu sarsıntıyı alan bir ayak sistemi diyelim. Onunla beraber çekiyoruz. Gimbal konusunda epey bir talep vardı. Onu da gidermiş mi olalım? Berkant ne diyorsun? Yani biz zaten aynen, gimbal'ı tercih etmemiz için kullanmadık. Oysa gimbal kullanabilirdik. Daha doğal olması için birinci bölüm kullanmadık. Ama şimdi arkadaşlarımız da bize böyle bir geri dönüş yaptı. Şimdi biz de onları kırmayalım dedik. O yüzden gimbal'a geçtik. Evet, gimbal'a doğru geçtik. Şimdi gelelim tabii bizim tarafta Milli Muharip Uçak konusuna. Milli Muharip Uçak Kağan için hedeflenen ilk uçuş tarihi 27 Aralık 2023'tü. Biraz bir gecikmenin olacağı ifade edildi. Hani Ocak ayı içerisinde. Son günlerde gerek Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, gerekse de TUSAŞ'ın Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil'in açıklamaları geldi. Bu açıklamalarda da muhtemel hani Mart ayı içerisinde bu uçuşun yapılacağı yönünde merakla bekliyoruz. Hani havacılıktır bu.
geç olur, erken olur, bir şey diyemem onlarla ilgili ama geç olmasın, güç olmasın, yapılsın, yürüsün. Çok önemli milli muharip uçak için. Çünkü bu işlerde, bu Amerika'daki F-16 süreci, 23 milyar dolara 40 uçak, işte Yunanistan'a F-35 verilmesi, bu işler konuyu bizim milli kendi teknolojilerimizi geliştirmemiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdi milli sistemler derken tabii Türkiye ile birlikte, Berkant şöyle bir denize doğru inelim ya. Gel şöyle bir yavaş yavaş denize doğru gidelim. Tabii Türkiye ile ilgili milli muharip uçak projesini konuşmaya başlarken önemli mevzulardan bir tanesi de Türkiye ile birlikte eş zamanlı gitmiyor aslında, yakın zamanlı gidiyor. Güney Kore'nin KF-21, buna kısaca KF-21 olarak adlandırılan KF-1500 gibi, Cem Yılmaz'ın da buradan filmine bir gönderme yapalım. Onlarla ilgili konu gündeme geliyor. Güney Kore ne yaptı? Güney Kore, hatırlayacaksınız, yaklaşık 1,5 yıl önce KF-21'i uçurdu. Ama KF-21'in ilk uçan modeli, burada şöyle bir deniz kenarına doğru da geçelim. Sabit de durabiliriz orada. KF-21 daha tabii milli muharip uçağa göre daha ufak bir uçak. Birçok teknolojisi hazır olarak giriyor. Güney Kore tabii Türkiye gibi ambargo yemiyor. Yani Türkiye'de minicik sistemler ambargoya uygulandığı zaman dönemiyorsunuz. Minicik bir işte basınçlandırma sistemi, minik bir aviyonik sistem. İşte bir şey veriyor adam size veya diyor ki bunun üretimi geç, vereceğim size 3 sene sonra. Sizin o an ihtiyacınız var, 2 ay sonra ihtiyacınız var. Bunlarla ilgili Güney Kore'nin sorunları yok. Güney Kore yaklaşık 1,5 yıllık sürede KF-21'in 6 prototip yaptı. Sayı gerçekten önemli. 6 prototipini tamamladı. Bunlardan bir kısmı da çift kişilik, 2 kişilik. Bu prototipleri tamamladıktan sonra 1,5 yıla yakın bir süre içerisinde tüm testleri tamamladı. Tek bir test kalmış. O da Şubat ayı sonunda yapılacakmış. Uçakları donduruyorlar. Ya böyle -50 derecelerde falan donduruyorlar. Sistemler nasıl çalışıyor? Verdiği tepkiler. Yani bir uçak düşünün. Kilometrelerce kablo var. Binlerce sistem var. Bunların uyum içerisinde çalışması lazım. Onlar nasıl çalışıyor? Son testleri kalmış. Ve önümüzdeki günlerde, haftalarda da seri üretim için Güney Koreli uçağı tasarlayan, üreten Kore Havacılık Şirketi KAI ile Güney Kore arasında bir anlaşma imzalayacak. Muhtemel bu yılın ortalarında da seri imalat için üretimin başlaması planlanıyor açıkçası. Bu da gerçekten 2001 yılında başlamış bir proje. Tabii gerisine döndürdüğünüz zaman 2001-2024'teyiz. 23 yıl geçmiş. Bizim milli muharip 2010'da başlıyor. Yani bizim proje yaklaşık 10 yıl daha geç. Daha karışık bir proje, daha büyük bir proje. Bu projede bakalım onları nasıl yakalayabilir miyiz? Arada fark yüksek. Teknolojik anlamda Koreliler bizden sonra havacılık endüstrisine 80'lerin başında vardı bir şeyler ama 90'larda Türkiye'nin F-16 adımının arkasından girdiler. Bu süreç içerisinde tabii Güney Kore'nin de tasarlayıp Türkiye'ye sattığı KT-1 eğitim uçaklarını unutmayalım. Bunlarla birlikte Türkiye'nin önüne geçmiş durumda. Bakalım onlar nasıl yapacak, biz nasıl yapacağız ama 1,5 yıl bu proje için oldukça iddialı. Proje iki aşamalı. Birincisi 4. nesil bir uçağı çıkartıyor. 4,5 diyelim buna. Çünkü sahip olduğu sistemlerle falan biraz daha yüksek teknoloji. Amerikan F-404 motorları var. Bizim Hürjet'te de olan. Daha küçük bir uçak. Yani F-35 ile milli muharip arasında bir uçak gibi görebiliriz. Bu uçağı önce 4,5. neslini yapacaklar. Hatta bundan da Endonezya'ya satacaklar. Toplam 6 milyar doların üzerinde bir bütçesi var projenin. Endonezya'nın da %20 ortaklığı var. Endonezya buna daha parayı ödemedi. Ama uzun süredir de bir görüşmeler var. Bu konuda iyi niyetini bildiriyor. Endonezya bakalım ne zaman öder bunları. Nasıl devam eder bilmiyoruz. Amerika bazı konularda 5. neslin mesela Endonezya'nın almasına karşı çıktı. Bu da nasıl gidecek ben de merak ediyorum. Endonezya'nın diğer taraftan da Fransa'dan Rafale savaş uçakları aldıklarını da burada
hatırlatmamızda fayda var. İşte Washington'dan girdik Ankara, oradan Güney Kore, Seul ama şu an İstanbul, Üsküdar'dayız. Beylerbeyi'ne doğru böyle yürüyoruz. Boğaz'a doğru bakıyoruz. Şimdi tabii geçen haftanın gündemiyle ilgili bana çok soru sordunuz. Ben o gün yollardaydım, bir video hazırlayamadım. Bugüne nasipmiş. Kayseri'deki C-160 askeri nakliye uçağının mecburi inişi. Şimdi bunları tabii sosyal medya üzerinden paylaştım ben. Bilgilerini, fotoğraflarını, videolarını vermeye çalıştım. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bizleri de bu arada tabii detaylı haberler için tolgozbek.com sitemizi, Twitter'ımız var. Daha ihtiyarlar için parantez içerisinde, tırnak içinde Facebook'umuz var. Instagram hesaplarımız var. Bunlardan bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Sadece iş konu YouTube değil, video değil. Burada da ilginç bir mecburi iniş. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum hava kuvvetlerimize. Ve gerçekten pilotlarımızın tecrübeleriyle gerçekten çok ciddi bir sıkıntılı bir mecburi iniş başarıyla tamamlandı. Tamam, uçakta hasar meydana geldi ama pilotlarımızın durumları iyi, mürettebatın durumu iyi. Sadece pilot uçurmuyor uçağı C-160'larda. C-160'ların enteresan bir hikayesi var. 1970'lerin başında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Envantere girişin asıl nedeni 1964'ten sonra Türkiye için Kıbrıs'ta bir harekat gündemde. Yani o bir Kıbrıs'a bir harekat yapılacak ve Türkiye'nin hava indirme için uçağa ihtiyacı var. C-130'lar alınıyor 1964'te. Mevcut C-47'ler var. Ek bir uçak ihtiyacı var ve o zaman C-160'lar alınıyor. C-160'lar da bugünün A-400M'leri gibi düşünün. Fransa ve Alman ortaklığında yapılan bir proje. Güney Afrika'da giriyor sonra projeye kullanıcı olarak ve Türkiye giriyor ve Türkiye 20 uçak alıyor. Ve bu uçaklar gerçekten uzun yıllar orta nakliye kapasitesiyle uzun yıllar uçuyor. Ve aynı zamanda işte C-130'ların yedeği gibi düşünün. Birçok uçuşta gerçekleştiriliyor. Başarıyla Erkilet'te bulunan 221. filo uçuyor ve sonrasında Türkiye bu uçakları Airbus tarafından tasarlanan, Türkiye'nin de proje ortağı olduğu A400M tipi ağır nakliye uçaklarıyla değiştirme kararı alıyor. Ağır nakliye uçağı deyince tabii A400M şu an envanterimizde 10 tane var. Bu 10 tane uçak Türk Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini çok arttırıyor. 10 uçak teslim edince de C-160'lar emekli olacak ama elde birkaç uçak daha var, uçuruluyor. Niye? İşte son dönemde işte deprem oluyor, nakliye uçakları yardıma koşuyor. Bir yerde bir harekat yapılacak veya ne bileyim Libya'dan sivilleri taşıyacaksınız, askeri nakliye uçaklarımız gidiyor. Ve çok ciddi, hızlı bir şekilde bölgede uçuşlar yapıyorlar. Çok uçmak demek uçakların kısa süre içerisinde bakıma girmesi lazım. Uçak ihtiyacı var, nakliye uçağı. Ve C-160'ların bir kısmı da hizmete tutuluyor. Şimdi bu kaza Kırım'da yaşanan 036 kuyruk numaralı uçak aslında Gören projesinde özel işte elektronik karıştırma yapabilen, üzerinde özel kameraların bulunduğu, özel sensörlerin, aviyonik sistemlerin yer aldığı özel bir uçak. Bu uçak buradaki operasyonun yanı sıra nakliye işleri içinde kullanılıyor. O modifikasyonu da Aselsan'ın gerçekleştirdiği önemli bir modifikasyondu bu. O uçaklardan biriydi. Kalkışta bir motor arızası yaşıyor. Motor arızası, bir de yüklüsünüz. En tehlikeli durum. O yükü tek motora kalıyorsunuz. Çekilen video görüntülerinde o pervane dönüyormuş gibi duruyor ama o pervane dönerken herhangi bir sürtünme oluşmasın diye feeder, otomatik olarak feeder 90 derecede bırakılıyor. Hani minimum etkiyi yapacak şekilde ayarlanıyor ve görüyorsunuz o çok alçaktan adeta binaları sıyırıyor. Binaları sıyırırken de meydana doğru meydanı tutturuyor ve pilotlarımız o meydanın yan tarafındaki toprak alana iniş gerçekleştiriyor. İşte sol kanadı bir yere çarpıyorlar falan filan ama sonuçta önemli olan hiçbir uçağın değeri bir mürettebatın, bir kişinin tırnağının değeri bile değildir. Önemli olan başlarına bir şey gelmemesi ve pilotlarımız bunu düzgün bir şekilde iniyorlar. Bu uçak tabii muhtemel hizmet dışına çıkar diye düşünüyorum. 036 numaralı uçağında çok ilginç bir hikayesi var. Aslında bu uçak yanlış hatırlamıyorsam 7 adet C-160 Kıbrıs Barış Harekatı'nın da ilk ekibi götüren C-160 konumunda liderliğini yapılıyor. 036 kuyruk numaralı uçak. Bu uçak da burada liderlik yapmış. Gerçekten tarihi öneme sahip bir uçak. Bu bilgileri nereden size söylüyorum?
Malum geçtiğimiz günlerde sevgili arkadaşlarım Levent Başar'a, Profesör Doktor Serhat Güvenç'le bir yayın yapmıştık. Kıbrıs Barış Harekatı'nı tanıkların anlatımlarıyla anlatan iki kitabın ikincisi yayınlanmıştı. İkincisi tabii Efüs ve Havayar Operasyonu. G günü olarak adlandırılan o kitabın birinci versiyonunda bu konuyla ilgili çok detaylı bilgiler var. Meraklılar kaçırmasın. Sevgili Levent Başar'a ve Serhat Güvenç'in kitabının birinci ve ikinci cildini alsınlar. Üçüncü cilt de önümüzdeki aylarda gelecek. Üçüncü ciltte Kıbrıs Barış Harekatı'nda gerçekten çok önemli bir kanayan yara, Kocatepe Muhribi'nin batırılması. Gerçekten çok başarılı iki kitap. Detaylar orada. Umarım bu 036 muhtemel hani uçmayacaksa, tekrar uçurulabilir durumu yoksa, uçağın restore edilerek, anı uçağı olarak sergilenmesi, tarihi öneminin Kıbrıs Barış Harekatı açısından verilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Umarım o uçak da alınır, bir yerlere konulur ve arkasından da gereken o önem verilerek o uçağa en azından anı uçağı olarak konur diye düşünüyorum. Şimdi tabii gündemimiz o kadar yoğun. Bir taraftan da Boeing 737 MAX 9'da böyle bir sivil havacılığa da merhaba diyelim. Şimdi malum Boeing arka arkaya gelen 2018-19 yıllarındaki iki MAX kazasıyla birlikte, MAX 8 serisi kazasıyla birlikte çok ağır bir darbe aldı. Arkasından da işte salgın geldi, bir kısmı unutuldu, unutulmadı bunların. Sonra bir başka bir problemi MAX 9 serisinde yaşadı. Bunlarla ilgili video yapmıştım, linkini de bırakırım buraya. MAX 9'ların acil çıkış kapıları kullanılmayan modelleri var. Onlardan bir tanesi Alaska Hava Yolları'ndaydı. Bu kapı iyi mühürlenmemiş diyelim ve havada uçarken uçaktan ayrılarak uçtu. Ve bütün 737 MAX 9'lar yere indi. 200'den fazla uçak yere indi. Bu uçaklar 5 tanesi Türk Hava Yolları'nda. 3 uçak, biri fabrikada teslim edilmemiş. Antalya merkezli Corendon'un Hollanda'daki Corendon Dutch Hava Yolları'nda. Bu uçaklar durduruldu. Ve önceki gün Amerikan Federal Havacılık Otoritesi yaklaşık 12 saatlik modifikasyon ve kontrolün arkasından bu uçaklara yeniden uçuş izni verdi. Şimdi tabii MAX konusunda birçok soru işareti oluştu. Neler yapılacak, ne olacak, ne bitecek? Airbus bir yandan A320 Neo serisinde satışları biraz daha fazla ama Neo'larındaki başındaki problem Türk Hava Yolları'nın da seçtiği Pratt & Whitney imalatı PW1100G motorları. Orada işler nasıl olacak? Onlarda çünkü o motorlarla ilgili bir teknik problem yaşanıyor. O teknik problemin giderilmesi gerekiyor. Ve bunun için de 2024 yılı içerisinde Türk Hava Yolları'nın planı yaklaşık 40 uçak yere inecek. Bu çok ciddi bir rakam. Hani bugün Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı 500'e doğru gidiyor. 450'lere yaklaştı neredeyse. Çünkü her gün bir uçak geldiği için ipin ucu kaçmış durumda benim hesabımdan. Ondan sonra bu iş nereye doğru gidecek? 40 uçak %10 neredeyse, filonun %10'u ve çok ciddi bir rakam. Bunun tabii nasıl olacak, ne yapılacak, bu da enteresan. Ama benim gördüğüm şu, tüm sektörlerde olduğu için işte yazılım sektörü çok hızlı büyüyor, elektronik sistemler, şunlar bunlar. Şirketlerin yetişmiş elemanlarını hem ellerinde tutamıyorlar, hem de bazı şirketler için yetişmiş elemanlar ciddi maliyet. Maliyeti öngörüp şöyle bir arkamızı köprüye doğru da verelim. Bu maliyetle birlikte daha tecrübesiz çalışanlara yer veriyorlar. Kalite sadece hani Boeing'de, Airbus'ta, başka yerlerde değil, havacılık sektöründe, savunmada değil, her yerde kalite aşağı doğru gidiyor. Çünkü günümüz hayatın beklentileri çok yüksek. O beklentileri hemen istiyorlar. Rekabet acayip yoğun ve şirketler bunları yaparken de biraz para kazanmanın açıkçası derdindeler ama gerçekten soru işareti. Bunları yaparken size bir de bir film önerisinde bulunayım. Geçtiğimiz çarşamba günü video yaptım ama sizden çok büyük ilgi görmedi. Onu tekrar hatırlatayım. Burada bir tekrar reklam olarak geçelim konuyu. 1972 yılında Ant Dağları'na çok enteresan bir kaza meydana geliyor. Bir Fokker F-27. O Türk Hava Yolları tarafından da kullanılmış bir uçak. Fokker F-27. Kalkıyor ve içinde bir rugby ekibinin oyuncuları var. Fakat uçak kalkıştan
Uruguay'a giderken bir süre sonra Ant Dağları'ndan geçerken kötü hava şartları nedeniyle orada bir dağlara vuruyor. Ve bu kazadan ölenler olduğu gibi kurtulanlar da var. Kalanlar 70 küsür gün sonra kurtulabiliyorlar. Gerçekten çok efsane bir olay havacılık açısından. Üzerine işte onlarca belgesel film çekilmiş, çok önemli bir olay. Ve ne yazık ki o yolcular hayatta şöyle kalıyor. Ölmüş olan yolcuları yiyerek hayatta kalıyor. Çok gerçekten sarsıcı bir konu. Bununla ilgili yeni film Netflix'te yayınlandı. Üyeliği olan arkadaşlarımız seyretsinler. Aslında bu film 1993 yılında çekilmiş, filmin yeniden çekilmiş hali diyelim. Daha farklı bir bakışta çekilmiş hali. Konu yine aynı. Ama çok gerçekten enteresan bir soru. Hani bir rugby oyuncuları, çoğu arkadaş, aileleri falan var uçakta. Ve siz kazadan kurtuluyorsunuz ve nasıl hayatta kalacaksınız? Cevaplaması çok zor. Bunun videosunu yaptım. Linkini de yukarı bırakayım. Meraklı arkadaşlar buraya bakabilir. Bu da enteresan bir şey. Kar Kardeşliği filmin adı. Fırsatınız olursa izleyin. 2,5 saatlik yaklaşık bir film. Ama gerçekten seyrederken böyle gerilimde doruklardasınız. Ben işte havacılık, savunma konuları, savaş benim aynı zamanda hobim. Bunlarla ilgili belgeselleri, filmleri seyretmeye çalışıyorum. Gerçekten o düşme sahnesi falan bile beni çok etkiledi, bunu belirteyim. Meraklılar linkten girsinler, videomuza baksınlar. Evet, bugün Üsküdar'dan şöyle bir yürüdük. Boğaz'ın tertemiz havasını aldık ama ben çok üşüdüm ya. Berkan, sen nasılsın? Yani zor dayanıyorum diyebilirim. Zor dayanıyor, tamam, peki. Çok uzatmayalım. Derin'e de sorayım, Derin üşüdün mü? Derin üşümemiş hiç tabii. Babasının yanında dolaşıyor. Gayet memnun hayatından. Ondan sonra böyle bir gündem videonuzu sevgili Derin Özbek'le. Valla Derin karnın acıktı mı? Derin ne istiyorsun? Videoda olduğun için babandan bir şey iste. Ya sen de şimdi kızıştırma çocuğu. Karnın acıktı mı babacığım? Yani. Karnın acıktıysa Derin'in yavaş yavaş videoyu bitirmenin vakti gelmiştir. Aç aç çocuğu dolaştırmayalım. Bugün böyle bir gündemi değerlendirdik. Anlatamadığım konular vardı. Umarım sizler açısından bilgi verebildiğim bir video olmuştur. Abone sayımız hala 300 bin olmadı arkadaşlar. Biraz böyle bir sizlerden desteklerinizi rica ediyorum. Detaylı haberler tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ne diyelim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım nerede olalım bir sonraki haftaya? Balat abi ben de. Balat. Ofisin olduğu yer, bir Balat'ı görelim. Görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi hafta sonları ve iyi haftalar. Senin şimdi acıktı mı karnın? Ne yiyeceksin? Patates. Ya patates yeme ya. Sana biz normal bir yemek bir şey bulalım ya. Olur mu? Simit. Tamam, ben yerim onu. Kamera da bir taraftan çekiyor biliyor musun arkadan? Bak, balıkları tutmuşlar.